kaç yaşında, ne zaman, mesleki miydi? Dibe, yani kendinizi dibe vurmuş hissediniz. 5 sene önce falan. 5 sene önce. Neden dolayı diye sormayacağım ama his nasıldı? Panik atak oldu, başladı. Nasıldı panik atak? Kötü bir şeymiş. Nasıldı yani, ne yapılıyordu? Mesela kadınların panik atakları, yok, ilaç, erkeklerden ilaç falan, ilaç falan kullanmaya başladığım bir dönem. Peki ama kadınların panik atakları erkeklerden farklı oluyor. Ya nasıl oluyor ya? Erkekler kalp krizi geçirdiklerini sanıyorlar. Ha. Kadınlar duvarların üzerine doğru geldiklerini sanıyorlar ağırlıkla. Çünkü kadınlar kalp krizi geçireceklerini düşünmüyorlar. Onun için duvarlara vuruyorlar. Yani duvarlar. Ne oluyor yani? Kadınlar da şey gibi görüyor. Benim ya bazı arkadaşlarda, hanımlarda gördüğüm panik atakta şey diyor. Ay bir şey oluyor gibi geliyor, bir şey oluyor gibi. Yo, erkekler yo. Çok daha net. Kalp krizi geçiyor. Ölüyorum lan, ne yapıyorsunuz falan. Daha net oluyorlar erkekler. Yo, ben bayağı yürürken arkama bakmaya falan başlamıştım diye gibi. Arkama o normal diye... bir şey Türkiye'de yaşarken. Panik atakla ilgisi yok ama ya, yani... Ya öyle bir sürü ya paranoya gibi. Var. Tabii paranoya ya işte devamlı arkamda birim var şeyler, kol uyuşmaları, göz artık görmemeler. Kol çok uyuşuyor. Peki kol uyuştuğu zaman ne olacağını sanıyordunuz? Ölüyorum gibi geliyordu işte. Ama kol uyuşursa insan ölmez ki. Mesela bugün 3 kişi kol uyuşmasından öldü diye hayır, bir şey hayır, yok. Hayır, bu 4. level. Yani hızlı çarpıyor, terleme geldi. Abi işte tenim soğudu. Sağ kolumu hissetmiyorum. Şimdi de görmüyorum galiba. Hadi ben ölüyorum gibi. Level. Herhangi bir şey yapmanın büyük yararı var biliyorsunuz değil mi? Kakanızı yapabilirsiniz. Ciddi söylüyorum yani bir yere gidip banyoya gidip, çünkü banyo çok kişi için emniyetli bir yerdir. Yani o 4 duvarın arasına çoğunlukla küçüktür banyolar. Doğru. Evet, sizin evinizde banyo küçük mü bilmiyorum, kim bilir küçük. Kaç paralar kazandınız deve gibi banyoda yaptırmış olabilirsiniz ama bir 4 duvarın içine girmek ve klozetin üzerine oturmak ve o sırada başkalarının görmemesi gereken bir şeyi yapıyor olmak rahatlatıcı oluyor. Sizde de var galiba. Ben de çok uzun süre devam ettim. Ben hemen tuvalete giderim ve kakamı yaparım. Gerçekten mi? Ciddi söylüyorum. Ay enteresan, deneyeceğim. Çok rahatlatıcı bir şeydir. Vallahi. Ciddi söylüyorum. Yani kendinizi emniyette hissettiğiniz bir şey. Mesela banyoda kendinizi emniyette hissedersiniz, duşta değil. Ya çok doğru, evet. Oh böyle huzur. Banyoda kendinizi, mesela tuvaletten çıkmayanlar var. Evet, ben. Ben de. Konuşalım biz biraz. Anlamadım, tuvalete mi gidelim ben? Hiç sürmenaj hissettiniz mi? Sürmenaj biliyorsunuz, evet. Yani çok çalıştım, Allah'ım dağıldım ama gerçek anlamda sürmenaj. Yani bön bön bakıyorsun, mesela çay bardağı var önünde, karıştıramıyorsun. Ay şimdi kim karıştıracak bu şekeri, helde helde. Böyle bir şey hissettiniz mi? %100 hissetmişimdir canım. Bazen de böyle. Son yıllarda bu özellikle diziyle ilgili çalışmalarda ya da film sırasında. Tabii %100. Ama öyle spesifik bir anım yok hani. Yaşamışımdır ya, ben her şeyi yaşayan bir insanım. Ya gerçekten. Kafa. Bu saçınıza çalı desenli kim? Vallahi çok tatlı oldu. Yaşadığınız şehri seviyor musunuz? İstanbul'dan söz ediyorum. Çekim yaptığınız yeri değil. Ben İzmir'i seviyorum sadece. Evet. Hangi yerli ya da yabancı diziyi düzenli olarak takip ediyorsunuz? Ya benim o kadar kötü bir huyum var ki çok hevesli başlıyorum yabancı dizilere. Sonra böyle 3-4 episode falan izledikten sonra vaktim olmuyor. Bu ama en yani son... en fazla izlediğim şey Game of Thrones'tu. Onun bir 3 sezonunu bitirdim. Game of Thrones'u ben bir türlü anlamadım. Biraz anladım. Ben de anlamadım. Bir cüce ya. Var ve o çok mu seksi? Nedir Game of Thrones? Hayır ya, cücenin olayı. Cüce için izlemiyorum yani. Çoğu kişi o cüce için izliyor. Öyle mi? Yani ben mi yanılıyorum? Ben şey izliyordum. Cüce başrolde değil mi? Ejderha Khaleesi var ya, ejderha falan taşıyor. Ben hiç izlemedim. Yalnız o herkes o cüceden bahsediyor. Özellikle kadınlar. Çünkü yani öyle bir karakterdi ki orada. Böyle... Çok bir force'u var ve hani kadınlar peşinde, ne bileyim, değişik yani. Kadınlar baktığım... niye cücenin peşindeler? Yani bundan onu ben... bilmiyorum bak. Hayır, ben tam olarak belki benim hayatımda da yararlanacağım şeyler olabilir. Cüce kadınlar. Estağfurullah. Hayır yani ya, o onu cüce çok mu ama. Cüce? Evet, ya gerçek cüce. Benden ne kadar daha uzun, ne kadar daha kısa benden? Bilemeyeceğim, belki bacak kadar falan. Bacak kadar, benim bacağım. Siz cüceyi kadar. Seyrettiniz mi? Seyrettim. Kendinizle abi. İlgili sonuçlar çıkardınız mı? Ulan cüce bu kadar kadın buluyorsa ben kim bilir neler yaparım filan. Yok abi, çıkarmadım. Kesinlikle ağzıma sürmem dediğiniz ne var? Yani o dediklerimi... Bir dakika, anlamadım. Nesi komik?
Hayır, siz neye gülüyorsunuz? Hayır, ekipte niye ben gömülüyorum, destek olmuyorum? Çok acı ya. Ya ben kesinlikle anlamadım ya. Halbuki kereviz dese iş bitecek. Hayır, onu düşündüm. Geçen hafta yedim ilk kez bir de. Kereviz. Ama herhalde bir talk show'da kereviz demek istemiyor adam. Mümkün yani. Buraya varmasını da istemezdim. Peki, efendim size geliyor soru. Doktor olsaydınız hangi branşta uzmanlaşmak isterdiniz? A. Nöroloji. B. Kalp damar cerrahisi. C. Kulak burunlu boğaz. D. Jinekoloji. Nöroloji. Neden? Nöroloji neden? Gerçi evet. Jinekolojiyi de söyledim. Kendi içimde bir muhakeme yaşadım. Bir saniye. Tamam. Reyhan harikulade konuklar çağırmışsın. Yani soru sorulduğunda adam kendi kendine dalıyor. Lan nöroloji. Şimdi baktığın zaman... Jinekoloji mi deseydik daha niye iyi düşündüm ya? Şöyle abi, anlatayım. Şimdi yaptığım işte de böyle sınırlı bir noktada kalınca ben çabuk sıkılıyorum bir şeyden. Hemen başka bir şeye geçmek istiyorum. İşte bir arayışa giriyorum filan. Nöroloji dedim, hani sınırı yok beynin filan, öyle bir devam edebilir. Sonra jinekolojinin de sınırı var mı? Çok acayip. Ege. Bak kardeş, onun da sakalı sadece gırtlağında çıkıyor. Ya. Mükemmel. En son kime helal olsun dediniz? En son kime helal olsun dedim? Politik ve sıkıcı bir cevap vereceğim de Gupse'ye dedim mesela vallahi yani. Niye? Yani galadan sonra helal olsun dedim. Çünkü senaryosunu yazdı, oynadı. Yani işte yani her şeyi çekip... Bir de bu var. Bir de senaryosunu da yazdı. Senaryosunu da yazdı. Başka neler yaptın? Yerleri temizledin herhalde. Seti temizledin. Bilet sattın mı? Satmadım. Ama senaryoyu yazmak çok güzel ya. Mükemmel. Evet, güzel. Mutlu musunuz? Mutluyum çok şükür. Bırak yalanı. Mutluyum abi. Öyle görünmüyorsun. Mutlu musun? Mutluyum abi. İyiyiz. Ya mutluyum tabii ki, bir sürü aksilik olabilir ama mutluyum. Ya mutlu olmak zorundayım, yaşıyorum çünkü. Yani karamsar mı yaşamak gerekir bilmiyorum ki. Mutlu musunuz? Evet. Neden? Çok güzel giden bir işimiz var. Bırak numarayı. Ondan sonra, yok vallahi öyle. Numara yapıyorsun. Muğla'dayım. Muğla'dayım mı? Evet, Muğla'dayım. Akyaka'dayım. Ve yani... Reyhan! Her Muğla'yı şey... bağla bana! Bana Muğla'yı bağlayın! Stresten uzak. Evet, bu güzel. Yani. Doğru. Yani insanı engelleyecek hiçbir şey yok, evet, önümüzde. Dağlara şey vurdunuz. Güzel. Dağlara. Aynen. Kafayı oynattınız. Kafayı oynattınız. Bir dakika, sağlıklı olduk. Siz kafayı oynattınız yani. Ya. Aa, evet, evet. Bir de tabii bahtsızsınız. Bahtsızsınız. Neden? Çünkü diziniz birinci olup duruyor. Çok izleniyor. Kaldırılma imkanı yok. Bu yıllarca böyle gider. Orada ondan sonra bu dağa taşa vurmaktan hepiniz Apollon'la Dionysos gibi karşılıklı konuşmaya başlarsınız o dağlarda. Çok tehlikeli. Tehlikeli. Mutlu musunuz abi? Çok. Çok mutluyum. Mutlu bir insanım. Ama o hep mutlu ya. O hep gülüyor. Çok acayip. Bir de Selvi Boylum Al Yazmanı'ndaki Kadir İnanır gibi bir güldü şöyle, bir gözleri şey yaparak böyle, çok acayip oldu ya. Mutluyum dedi böyle. Mutlu musunuz? Mutluyum abi. Bırak numarayı. Niye? Bir daha mutlu insan istemiyor. Çok çok herkes... cool gidiyor, çok rahat gidiyor. Evlilik nedir, ne işe yarar? Evlilik bir topluma söz vermektir. Gereksiz. Topluma? Tabii. Her gece bu kadınla yatacağım ve... Evet. Ve asgari 3 azami 10 çocuk fırlatacağım. Yok, bu kadın benim, bu adam benim ve kurallara uyacağım imzasıdır. Bu kadın benim, bu adam benim mi? Ve kurallara uyacağım. E tabi. İmzan... Faşizme bak. Hayır. Bu kadın benim ve kurallara uyacağım. Evet, öyle değil mi? Hangi kurallar? Kural olmasa imza atar mıyız? Niye imza? Bir dakika, biz bir takım kurallara mı imza atıyoruz? Sözleşme değil mi evlilik? Ben 4 evlilik yaptım, hiçbir kurala imza atmadım. Yanılıyor olmayasın. Niye evlilik yaptınız o zaman? O kurallar boşanırken. Şu kurallara uyulmamıştır. Mesela horlamama kuralı diye bir şeye...
İmza atıyor musun? Atmıyorsun. Hayır. Ama horladı diye boşayabiliyor yani insanlar. Atıyorum. Kural çok geniş atıyorum. Hep seni seveceğim aşkım. Bak senin için imza atıyorum da bir olmaz. Kural. Olmaz. O başka ülkelerde. Başka inançlara sahip insanlar. Yok ben karşılıklı bize de benzetmeye başladılar. Karşılıklı birbirlerine bir şeyler söylüyorlar. Biz de komiklik yapmaya çalışan bir evlendirme memuru belediyeden evet birbirine evlenelim diye evlenilip bitiyor. Tamam işte bana göre öyle ama biraz böyle söyle yani imza atmak biraz mühür gibi bir şey ya o hoşuma gitmiyor. Mühür mü? Evet. Sen hiç evlendin mi? Yok canım. Sakın yapma. Tamamen yanlış yapıyorsun. senin bu bildiğin gibi bir şey yapılmıyor. Ya bana ne bileyim enteresan geliyor. Evlilik nedir, ne işe yarar? Ya ben biraz şey gibi bakıyorum sanki rezervasyon gibi bir şey. Hani rezervasyon. Evet. Hani dünyada birine böyle rezerve ediyorsunuz. Evet. Bu söylediğiniz beşik kertmesinde olabilir. Ya çocuktan hayır, rezervasyon hayır, yapılıyor. Yani, hayır ben bence evlilik güzel bir şey. Yani hani bir aile kurmak için işte o insanın soyadını almak için. Soyadını almak mı? Evet. Yani işte o şey oluyorsun işte bir aile oluyorsun. Demek ki mantıklı ki bir Karaca güzel orada bir soyadı. Niye başkasının soyadını almaya çalışıyorsunuz? Ya hayır genel olarak baktığında hani sordun. İlk söylediği şeylerde Alaturkalık seziyorum ben. Niye aşık olduğun insan için yani olur. Hepimiz için biraz kadın olarak hani böyle bir liman gibi benim sığınmak. Benim canım arkadaşım, sevgili prodüktörüm Reyhan'ın soyadı Tüysüz. Tüysüz kötü bir soyadı değil ama kimseye yazdıramıyorsun. Telefonda anlatamıyor. Tüysüz. Mail adresim Tüysüz. Tüysüzün üysüzü. Yani tüysüzün üğünün üzerine nokta olmayanı. Kocasının soyadı. Çok seviyor kocasını ama niye o soyadı almaya çalışsın? Evet, insan kendi soyadını kullanabilmeli. Kendi soyadını devam etmeli. Ama maalesef. Berk, evlilik nedir, ne işe yarar? Abi hiçbir fikrim yok ya. Mükemmel cevap. En son ne zaman kime altın taktınız tam çeyrek yarım? Şimdi bu konu şöyle. Bizim bir altın günümüz var. Eyvah ya. Dizi eyvah, oyuncularıyla. Dizi oyuncularıyla bir gün ciddi mi söylüyorsun? Sultanana ev mekanda çekim yapıyoruz. Hep beraber bir aradayız. Dedim ki ne yapacağız? Altın günü yapalım da bari durduk yere para biriksin işte dedim. Sonra kimler katılıyor dedik. Not aldık. Senaristimiz. Ondan sonra işte oyuncularımız katıldılar. Şimdi toplanıyoruz. Birbirimizi ağırlıyoruz. Altınımızı götürüyoruz. En son öyle bir altın takmış oldum. Bu adam geldi mi? Evet. Gelir. Bütün günleri takip eder. En çok da hani bende fre olur. Bir şeyim olur mutlaka. Engelim olur. Mümkün olsaydı 15 yaşındaki halinize neyi öğütlerdiniz? Ah, 15 yaşındaki halime. O son bardağı içmeyecekti. 15 yaşında ne oluyordu ya? 18'den 3 sene önce oluyordu. Orta sonu az gece. 15 hafif yaşında lise 1'e çalarken. Ne, ha, marka takıntım vardı. Bırak bunları derdim herhalde. Marka takıntısı. Tabii. Marka giyinmek, tabii, kolej, marka çanta falan. Aynen, falan. Kolejde okuyordum. Herkes markayla var oluyordu. Bu bırak bu işleri derdim. Vallahi. Bir türlü öğrenemediğiniz şey nedir? İngilizce olabilir ya. Pek iyi değilim. Güzel bir cevap. Sizin? Bazen insanlara güvenememeyi öğrenemiyorum. Anlamadım. Bazen insanlara güvenememeyi öğrenemiyorum. Güvenmemeyi. Hep güveniyor yani. Güvenemeyesi de gelebilir ya insanın. Güvenememeyi. Kolay olabilir. Ulaşılabilen biri misiniz? Ve herhangi biri size kolay ulaşabilir mi? Hayır. Ve çıkışta bana telefon numaranızı verebilir misiniz? Tabii ki veririm. O ayrı konu. Evet, kolay ulaşılır. Ama kolay ulaşabilen biri değilim. Aslında öyle gözükürüm ama değilim asla. Onu tabii ki psikolojik olarak söylediniz. Yok yok, öyleyim. Akıllıca. Gerçekten ya, öyle. Ya telefonla kolay ulaşılabilirsiniz. Belki evinize kolay ulaşılabilir ama siz bir kadın olarak kolay ulaşılamazsınız. Evet. Çok akıllıca bir cevap. Sizi tebrik ediyorum. Nerede sizden o cevaplar? Nerede? Sende var mı? Sende var mı? Ne oldu? Ama gözlere baksana.